أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين يسيط لي إلى أن وصلت. السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أفندم ابن عباس رضي الله عنه حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراج ile ilgili bir hadisini, bir olayını nakleder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem havuzun üstündeyken güzel, hoş bir rüzgar gelir. Bu rüzgarla birlikte çok güzel bir koku gelir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'a sorar. Ey Cebrail, nedir bu koku? Cebrail aleyhisselam, bu koku Firavun'un sarayında kalan Firavun'un kızının bakıcısı ve onun çocuklarının kokusudur. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peki bunun hikayesi nedir? Der Cebrail aleyhisselam, kadın Firavun'un sarayında bakıcı olarak kalır. Firavun'un kızının bakıcısıdır aynı zamanda. Tabi Müslüman olmuştur, iman etmiştir. Hazreti Musa'ya iman etmiş o ve kocasıyla birlikte. Bir gün Firavun'un kızının saçını tararken tarak elinden düşer. Ve gayri ihtiyari bir şekilde Bismillah der Allah'ın adıyla. Firavun'un kızı şaşırmıştır. Senin benim babam dışında bir Rabbin mi var? Der. Evet, benim ve senin ve aynı zamanda senin babanın Rabbi olan Allah'tır. Bizi yoktan var eden Allah'tır der. Firavun'un kızı, ben seni babama şikayet ederim der ve hemen gider Firavun'a şikayet eder. Firavun hemen çağırır. Tabi bu bayanın ismi de Maşite'dir. Maşite Hanım, Maşite Sultan. Hemen Maşite'yi çağırır. Der ki benim dışımda bir Rabbin mi var? Maşite Sultan, evet der. Beni yaratan, seni yaratan, bütün bu alemi yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır der. Benim Rabbim Allah'tır der. Firavun sinirlenmiştir. Firavun kızmıştır. Hemen cellatlarını çağırır. Çabucak gelin, bu kadını alın götürün der. Büyük bir kazan hazırlatır. Kazanın içi yağ doludur ve altını yakarlar. Tabi bununla birlikte Maşite Sultan'a çok ağır işkencelerde bulunurlar. El ayak tırnaklarını çekerler. Vücudunun değişik yerlerini bıçak darbeleriyle çizerler, parçalarlar. Ama gene imanından bir nebze olsun taviz vermez Maşite Sultan. En nihayetinde kazan hazırlanmıştır. İçi yağ dolu kazan. Kaynıyor kazan. Ve Maşite Sultan'ın iki tane çocuğu var kıymetli izleyenler. Büyük kızını getirirler ve Maşite Sultan'a tekrar sorarlar. Senin Rabbin kim? Firavun tabi bunu sorar. Ben miyim? Yoksa Musa'nın Rabbi mi?
Naşite Sultan benim Rabbim, senin Rabbim ve bu kainatın Rabbi olan Allah'tır der. Seni ve beni bu alemi yaratan olan, yaratan Allah'tır der. Ve hemen Firavun onun kızını kazanın içine atar. Atar atmaz kızı şehit olmuştur. Hemen diğer kızını getirirler. 7 aylık bir bebek. Daha Naşite Sultan'ın sütünü emen bir bebek. Alırlar onu kazanın yanına götürürler ve tekrar sorarlar. Senin Rabbin ben miyim yoksa Musa'nın Rabbi mi? Naşite Sultan tereddüte girmiştir. Malum küçücük bir bebek. Ana yüreği dayanamıyor, dayanamaz bu manzara karşısında. Ve acaba der, dilimle mi ben, sen benim Rabbimsin desem, zaten kalbimle benim Rabbim olan Allah'a ben iman etmişim diye içinden tereddüt geçirir ve diliyle söylemek üzereyken bebek dile gelir. Sakın ha ana, sakın. Allah bize cennetteki yerimizi gösteriyor der. Sakın ha ana, sakın imanından taviz verme. Bizi yaratan Rabbimizdir. Sakın ama sakın ha ana, bir adım dahi geri dönme diye dile gelir. Tabii Naşite Sultan keyiflenmiştir. Naşite Sultan'ın Rabbi onun yardımına koşmuştur. Tekrar Firavun'a döner der ki, benim Rabbim, beni yaratan, seni yaratan ve bu alemlerin Rabbi, bu alemleri yaratan Rabbim olan Allah'tır der. Firavun çığırından çıkmıştır artık ve hemen o 7 aylık bebeği kazanın içine atar. Naşite Sultan Allah'a imanını en güzel şekilde yerine getirmiştir. İspatlamıştır burada. Ve tekrar Firavun sorar. Gel vazgeç kadın. Vazgeç. Seni de atıyorum der. Tekrar benim Rabbim Allah'tır der ve Firavun onu da alır yah kazanının içine atar. Evet kıymetli izleyenler, işte iman budur. İşte sadakat budur. İşte sevgi budur. Taviz vermemek. Güçlülerin karşısında, zorbaların karşısında, zalimlerin karşısında dik dimdik ayakta durmaktır. İnşallah Rabbimizden dileğimiz Naşite Sultan gibi bir imanı bize nasip etmesidir inşallah. Evet kıymetli izleyenler, bugünkü konuğumuz Kayapınar ilçe vaizi Hüseyin İnci Hocam ile birlikte karşınızda olacağız. Tabii bununla birlikte Özcan Güner kardeşimiz de ilahileriyle birlikte bizlere eşlik edecek inşallah diyoruz. Ve hemen mikrofonu Özcan kardeşimize bırakıyoruz. Bir ilahi dinleyelim, ondan sonra tekrar karşınızda olacağız. Karayere yoktur bak.
başka bir çare, koyarlar kara yere. Yoktur başka bir çare, hak rızası sermaye. Ölüm vardır, ölüm var, hak rızası sermaye. Ölüm vardır, ölüm var. Musallaya koyarlar, namazını kılarlar. Musallaya koyarlar, namazını kılarlar. Yola revan ederler, ölüm vardır, ölüm var. Yola revan ederler, ölüm vardır, ölüm var. Münker nekir görünür, anda işin bitirir. Münker nekir görünür, anda işin bitirir. Tek çare amelindir, ölüm vardır, ölüm var. Tek çare amelindir, ölüm vardır, ölüm var. Tek çare amelindir, ölüm vardır, ölüm var. Ennevi esir acı Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Kavuşturan Rabbimize binlerce defa hamdolsun. Bugünkü kıymetli konuğumuz Kayapınar ilçe vaizi Hüseyin İnci Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenler, bugün müminlerin özelliklerini konuşacağız. Müslümanların, müminlerin daha doğrusu özellikleri nelerdir? Kur'an ışığında, hadisler ışığında bizler Hüseyin Hocam'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız diyoruz. Ve hemen şöyle bir soruyla başlasak, mümin kimlere denir? Ne söylersiniz hocam? Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kelime olarak mümin, bir şeye inanan, bir şeye iman eden ya da bir şeyi tasdik eden, doğrulayan anlamındadır. Tabi bizim kastımız burada, müminden kastımız Müslüman olandır. İkisi eş anlamlıdır. Her ne kadar kimi alimler aralarında fark koysa da, farklı anlamlar yüklese de, bizim burada müminlerin özelliklerinden kastımız Müslümanın özellikleridir. Yani mümin iman esaslarına tümden iman edendir. Başta Allah'ın varlığına ve birliğine, işte peygamberlere, kitaplara, meleklere, kaza ve kadere ve ahiret gününe iman edendir. Tabi şurada şuna dikkat çekmemiz lazım. İman esaslarına inanıyoruz derken içindekilerle beraber iman etmemiz lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz, kitaplara iman ediyoruz derken Kur'an'ın emirlerine iman ediyoruz. Ya da Kur'an'ın yasaklarına iman ediyoruz. Yoksa kimi konularda işimize geldiği için kabul etsek, kimi konularda da aleyhimize olduğu için, dünyalık menfaatimize uymadığı için kabul etmesek, o zaman
mümin sayılmayız, gerçek manada Müslüman sayılmayız. Evet. Onun için mümin Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği tüm şeyleri istisnasız, böyle tereddütsüz kabul edendir. Tabii müminlerin özellikleri derken Kur'an-ı Kerim'de değişik surelerde, değişik ayetlerde bazen takva sahiplerinin özelliği diye geçer. Mesela Bakara suresinin başında Elif, La, Mim, Zalikel, Kitabu, La, Raybe, Fih diye başlar. Takva sahiplerinin 5 özelliği anlatılır ya da birkaç özelliği anlatır. Yine Bakara suresinin 177. ayetine baktığımız zaman yine takva sahiplerinin özelliği olarak anlatılır. Müminun suresinde müminlerin kurtuluşa erecek olanların vasıfları diye geçer. Bizim üzerinde duracağımız, bugün asıl anlatacağımız ise Furkan suresinin son ayetlerinde İbadurrahman diye tabir edilen ve Rahman'ın has kulları diye genelde tercüme edilen kısmı anlatacağız. Yani Rahman'ın has kulları kimlerdir? Allah'ın özel kulları kimlerdir? Şimdi insanlar arasında şöyle bir şey vardır. Mesela arkadaşlarımız vardır. Bir de çok daha fazla değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz, özel değeri olan arkadaşlarımız vardır. Şimdi tüm insanlar elbette ki Allah'ın kuludur. Tüm Müslümanlar, müminler Allah katında değerlidir. Fakat bazı kullar var ki Allah katındaki değerleri, kıymetleri daha fazladır. Kimlerdir onlar? İnşallah onlardan zaten bahsedeceğiz. Evet hocam. Furkan onu suresinin, zaten soracağım. Özellikle Furkan suresinin son ayetleriydi değil mi? Evet. Ben, yani 63. ayet ile 77. ayetler arası. Arasını aldım da. Fakat ondan önce şimdi müminlerin özelliklerini sayarken Kur'an'a iman konusunu açtınız. Evet. Yani biz Kur'an'a, daha doğrusu kitaba iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. O Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına iman ediyoruz. Yani burada o iman sırf lafta kalmaması lazım. Evet. Emirlerinin tümünü bizim hayatımıza yansıtmamız lazım. O imanın evet, iman olabilmesi için. Yanlış söylemiyorum herhalde değil yani mi bunu, hocam? Bu konuyu açmamızın sebebi şu. Aslında bazen konuşulur. Bazıları sorar. İşte İslam'daki emirlerin hikmetini öğrenmeye çalışır. Der ki örneğin orucun hikmeti işte nefsi terbiye etmektir. İşte sağlığa kavuşmaktır. Madem hikmeti budur, o zaman benim oruç tutmam gerekmiyor. Ben sağlığıma dikkat edersem oruç tutmam gerekmiyor. İşte namazın amacı, namazın hikmeti nedir? Allah'a yakınlaşmaktır. Ben dua ederek de Allah'a yakınlaşıyorum diyor. Evet. Ve bu şekilde namazı inkara kadar gidebiliyor. Ama mümin ise gerek hikmetini anladığı konularda, gerekse de hikmetini anlayamadığı konularda tam teslim ehli olması lazım. Her şeyi kabullenmesi lazım. Evet, Müslüman Allah'ın emirlerinin hikmetlerini öğrenmeye çalışır. Acaba niye Allah bunu bana emretti diye gayret gösterir, araştırma yapar, çaba gösterir. Fakat anlamadığı konularda da, hikmetini bilmediği konularda da teslim olur. Der ki işittim, itaat ettim. Evet, teşekkür ederim. Halbuki Yahudiler nedir? İşittik ama isyan ettik derler. Müslümanların bu konuda onlardan ayrılması lazım. Evet. Peki şöyle bir şey daha sorsam. Şimdi özellikle günümüz halkımız, insanlarımız, toplumun geneli için ben bunu söyleyeyim. Ben şöyle isimlendiriyorum. Çocukların imanı diye. Yani toplumun imanı, çocukların imanına benzetiyorum diye. Çünkü çocuklar evet biz iman ettik diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarından bir haber olduklarından dolayı tam o imanın gereklerini yerine getirmiyorlar. Evet. Fakat şimdi birey var, namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor. Yani Kur'an'a iman etmiş. Ancak bazı yaşantılarıyla, özellikle menfaate dönük bir takım yaşantılarıyla Kur'an'ın zıtına hareket ediyor. Biz bunlara mümin diyebilir miyiz? Evet. Yani mümin tabii iman ehli ise, gerçekten iman etmişse, gerçekten Allah'ı ve Allah'ın emirlerini kabul ediyorsa biz mümin deriz. Ancak eğer bir konuda eksiği varsa, bir takım noksanlıkları varsa, ibadetlerini yapmıyorsa veyahut büyük günah diye bildiğimiz haramları işliyorsa elbette ki bunun cezasını çekecektir. Cezası da öyle basit bir şey değildir. Yani bazen dünyada deriz ki işte yaparım, örneğin şu hareketi yaparım, cezasını da çekerim. Fakat günahlara karşı Müslüman öyle bir cürat gösteremez. Yani ben, haşa Allah'a bir nevi şeydir. Evet. Deyim yerindeyse avam değil öyle posta koymaktır değil mi? Evet. Yani ben yaparım, cezası neyse çekerim diyemez. Çünkü cehennem azabı gerçekten ağırdır. Katlanılabilecek bir azap değildir.
öyle dünyadaki sıkıntılarla karşılaşabilecek bir durumda değildir. Onun için mümin isek, müminimizin imanımızı ispat edecek amel-i salih işlememiz lazımdır. Yani davamızı, iddiamızı pratiğimizle göstermemiz lazım. Yoksa lafta kalır, çok da değeri kalmaz. Kalmaz. Peki müminlerin özelliklerine geçecek olursak hocam, müminlerin temel özellikleri nelerdir? Şöyle bir soru sorsak, yani Kur'an'da müminlere atfedilen o özellikler hakkında evet. Ne dersiniz? Özellikle Furkan suresi değil mi? Evet. Son ayet 63 ve 77. Yani ayetler. Son ayete evet. Kadarki kısımdan inşallah onları anlatmaya çalışacağız. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen diye ayet-i kerime başlıyor. Rahman'ın has kulları kimlerdir? Ellezine yemşûne alel ardı hevnen. Yeryüzünde tavazıyla yürürler. Yani kibirlenmezler, gururlanmazlar, kendini beğenmezler ve kendini diğer insanlardan üstün görmezler. Bakın, kendini diğer insanlardan üstün gören kibirli insanları gerek Allah-u Teala sevmiyor, gerekse de insanlar sevmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor: İnna Allahe la yuhibbu kulle utullin cevvazin müstekbiri. Şüphesiz Allah diyor, kibirli, kaba, katı yürekli insanları sevmez. Bu zaten aşikar. Diğer taraftan kibirli insanlar çevresi tarafından da sevilmez. Arkadaşları tarafından da sevilmez, dostları tarafından da sevilmez. Bu herhalde hepimizin tecrübesiyle sabittir. Sabittir. Genelde öyle. Direkt toplum içerisinde hemen sivriliyorlar, ortaya çıkıyorlar bu kibirli evet. olan insanlar. Evet. Onun için Müslüman kibirden, gururdan uzak duracak. Yani zaten düşündüğü zaman aslında onu kibre sürükleyen gerekçelere baktığımız zaman, işte kişi niye kibirlenir? Diyelim ki malı vardır ya da belli bir makama gelmiştir. Ya da bir güzelliği vardır. Aile şerefinden dolayı gurur yapar. Düşündüğümüz zaman tüm bu nimetleri kendisine veren Allah-u Teala'dır. Yani kendileri o nimete sahip olmamıştır. Onun için kişinin nimetlere bakarak kibirlenme hakkı yoktur. Evet. Diğer taraftan da şunu belirteyim. Bakın Allah-u Teala diyor ki tevazuyla yürürler. Aslında kibir her zaman kötüdür. Her halimizde kötüdür. Yani yürürken de kötüdür, otururken de kötüdür, bir şey yerken de kötüdür, elbise giyerken de kötüdür. Fakat Allah-u Teala karakterimizi, fıtratımızı iyi bildiği için insanlar genelde yürürken kibirli yürürler. Yani kibrini, gururunu yürürken gösterirler. Onun için Allah-u Teala diyor ki tevazuyla yürürler. Bakın Lokman suresinde de وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ diyor Yüce Allah. Yani yeryüzünde kibirlenerek, böbürlenerek yürüme diyor. Demek ki Allah-u Teala bu fıtratımızı, bu özelliğimizi biliyor ki yani bu konuda bizi uyarıyor. Kibirle ilgili son olarak da şunu ifade edeyim. Allah-u Teala aslında bize haddimizi bildiriyor. Nasıl? Bize hastalık veriyor. Sıkıntı veriyor, problem veriyor ve biz haddimizi bilir duruma geliyoruz. Bakın her birimizin kendisine göre bir sıkıntısı var. Kimisi kalp hastası, kimisi böbrek hastası, kimisinin gözünde sıkıntısı var, kimisinin kulağında sıkıntısı var. Hulasa dünyada her insanın kendisine göre bir sıkıntısı, bir problemi var ki öyle inanıyorum ki Allah-u Teala haddimizi bildirmek için bu belayı, bu musibeti bize veriyor. Yoksa hiç hastalanmasak, hiç dert görmesek, hiç fakirlik görmesek haddimizi aşarız. Haşa Firavun gibi ene rabbukumul a'la deriz. Yani Allah ben muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. En yüce Rabbinizim diyor Firavun insanlara. Evet. Biz de o duruma gelebiliriz. Allah korusun. İnşallah hocam müsaadeniz varsa bir ilahi arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Evet kıymetli izleyenler, mikrofonu Özcan kardeşimize bırakıyoruz. Bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra inşallah tekrar karşınızda olacağız.
susamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğimde yara. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğimde yara. Kabe'nin o siyah taşı akıttı gözümde yaşı. Kabe'nin o siyah taşı akıttı gözümde yaşı. Bulunmaz Resul'ün eşi. Arzumu Muhammed'e hac
Allahu Allah, 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 Allah Allah. Evet kıymetli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Kayapınar ilçe vaizi Sayın Hüseyin İnci hocamla birlikte müminlerin özelliklerini konuşuyoruz ve kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Furkan suresinin son, evet, son ayetlerini konuşuyorduk. Hocam, evet, buyurun. İlk ayeti söyledik. Evet. Müminler o kimselerdir ki yeryüzünde tevazuyla yürürler. Evet. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْ وَقِيَامًا diğer bir ayet. Müminler o kimselerdir ki geceleri Rablerine kıyamda dururlar. Yani namaz kılarlar ve secde ederler. Bakın bu ayette 5 vakit farz olan namazın ötesinde gece ibadetinden bahsediyor. Zaten 5 vakit namaz kılmak her Müslümana farzdır ve bir Müslüman 5 vakit namaz kılmazsızın düşünülemez. Boynumuzun borcudur. Ne olursa borcumuzdur, olsun, farzdır. Zaten yapmamız lazım. Bu ayette gece ibadetine vurgu vardır. Yani insanlar istirahata çekilmişken nefse o vakitte kalkmak ağır gelirken kişi nefsini yenerse ve o gece kalkıp Rabbine secde ederse, namaz kılarsa, dua ederse inşallah duaları da kabul olur, ibadetleri de kabul olur. Bakın bugün insanlarımız sıkıntıları olduğu için, bunalımda oldukları için psikologlara kaçıyorlar, koşuyorlar. Binlerce insan belki bu şekilde başvuruyor, işte derdini anlatıyor, çare arıyor. Halbuki gece kalksa, abdestini alsa, iki rakat sünnet namaz kılsa, varsa kazası kazasını kılsa, ellerini açarak korku ve ümit içerisinde Allahu Teala'ya yalvarsa, derdini Allahu Teala'ya açsa, belki içinde hiçbir şey kalmayacaktır. Ne güzel. Yine bakıyoruz, insanlar sıkıntılarında kurtulmak için başka çareler de arıyorlar. Mesela yoga, duymuşsunuz. Evet, çok meşhur özellikle. Evet. Ne diyorlar, sosyete arasında epey, evet, yaygın bir şey. Garip garip hareketler. Evet. Yani internet sitelerine yazdığın zaman hemen çıkar. Evet. Yazmasan dahi bazen reklam olarak önüne çıkar. Ben bir düzelteyim, Budistlerin, evet, adeti. Ben, evet, hani Budistlerin genelde, evet, adetidir. Belki yoga. Türkiye'de o takım insanlar bunu yapıyor. Evet. Sizin kastınız evet, o açıdan olabilir. Şimdi gözlerini kendilerince kapatıyorlar, var olan sıkıntılarını gidermeye çalışıyorlar. Halbuki bunlar gece ibadetinin vermiş olduğu hazzı bilseler, o manevi hazzı bilseler, belki de bu tür şeylere tevessül bile etmezler. Evet. Fakat maalesef Müslümanlar İslam'dan uzaklaştığı için, Kur'an'dan uzaklaştığı için, İslam hakikatlerinden uzaklaştığı için çareyi de başka yollarda arıyorlar. Aleykümselam. Evet, aleykümselam. Evet, diğer taraftan gece ibadetinde samimiyet olduğu için ibadetlerin kabul olma ya da duaların kabul olma olasılığı da yüksektir. Evet. Niye? Çünkü orada gösteriş olmaz. Kimse seni görmüyor, insanlar seni görmüyor, belki ailen de görmüyor, çocukların, eşin de görmüyor. Sen hiç kimsenin görmediği, sadece Allah'ın seni gördüğü, sadece Allah'ın seni işittiği bir vakitte kalkıyorsun, ibadet ediyorsun, belki gözyaşı döküyorsun, dua ediyorsun. Bu da Allah Teala katında değerlidir ve seni Rahman'ın has kulu yapıyor. Yani seni diğer insanlardan ayıran, şimdi dedik ya İbadur Rahman diye ayet başlıyor, yani Rahman'ın has kulları. İşte gece ibadetini yapan Allah'ın has kulları arasına giriyor. Allah-u Teala bizleri de kendi has kulları arasına alsın inşallah. Ne güzel olur ama, ne güzel olur ama. Evet. Sanki bu ibadet de gerçekten nefse çok zor geliyor. Yani geceliğin, uykunun en tatlı anında kalkıyorsun, Allah rızası için abdestini alıyorsun, evet, ve namaza duruyorsun. Bunun farkına varan insan, bunu bilinçli bir şekilde yapan insan zevk alır ama o zevk gerçekten yani bir nefse gerçekten zor gelir. Bu zorluktan dolayı mıdır acaba Allahu Teala bu ibadete önem atfetmiş? Yani önemli olmasının bir sebebi de tabii ki nefse ağır gelmesidir. Herkes bunu yapamıyor. Yani biz tabii burada güzel güzel anlatıyoruz ama uygulanması o kadar da rahat değildir. Çünkü genelde geceleri insan vücudu istirahat eder. Yani Allahu Teala gündüzü yaşantı için, yaşam için
elverişli hale getirmiştir. Geceyi de istirahat için elverişli hale getirmiştir. Buna rağmen kişi nefsini yenerse, istirahatını bozarsa, Allah rızası için kalkıp ibadet ederse belli dereceleri kat eder ve davasını, iman davasını en güzel şekilde ispat etmiş olur. Evet. Rahman'ın has kulları arasına yerleşmeye bir adım daha gider. Gitmiş olur. Evet hocam. Ki belki sona doğru değiniriz ama yani aslında Ramazan da gece ibadetine başlamak için bir vesiledir. Zaten sahur için kalkıyoruz. O saatlerde de gece ibadeti olur. Çünkü gece ibadeti dediğimiz sabah namazına kadarki süreçtir. Evet. Yani yasıdan sonra sabah namazına kadarki süreç gece ibadeti için uygundur. Ramazan'ı da bir başlangıç yapabiliriz aslında bunu. Yani sahur için kalktığımız zaman iki rekat da olsa sünnet kılsak, o alışkanlığı elde etsek Ramazan'dan sonra öyle inanıyorum ki o alışkanlığımızı devam ederiz. İnşallah. İnşallah hocam. Evet. Devam edersek yine Furkan suresinin suresinde anlatılan özelliklerden biri de diyor Müslüman mümin ne israf eder ne de cimrilik eder. Yani vellezine iza enfaku lem yusrifu ve lem yaqturu ve kana beyne zalika kavama. O kimseler ki infak ettiklerinde israf da etmezler, cimrilik de etmezler. Bakın iki tip insan var. Birincisi der ki ben kazanmışım, ben çalışmışım, elde etmişim, niye başkasıyla paylaşayım? Bu cimrilik kısmı oluyor. Kimisi de der ki ben çalıştım, kazandım, istediğim gibi harcarım. Kimse harcamama karşamaz der. Bu da işin israf tarafına gider. Mümin ikisi arasındaki dengeyi sağlayacak. Gerek kendisinin gerek ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Cimrilik yapmayacak ama ihtiyaçları karşılarken de israfa kaçmayacak. Tabii bu konuda şeye de yani Allah yolundaki infaka da değinmek önemli olacaktır. Mutlaka çünkü o da bizim için özellikle Ramazan ayı için evet. Olmazsa olmazlardan bir tanedir. Yani Ramazan ayında ibadetlerin sevapları kat kat verildiği için insanımız, Müslümanlar genelde zekatlarını da fitrelerini de zaten fitre Ramazan'da verilir. İyiliklerini de genelde Ramazan ayı içerisinde yaparlar. Bizim tavsiyemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi üzerine şudur. İyiliği yaşlılığa bırakmamaktır. İyilik yapmayı sekarata bırakmamaktır. Bakın şöyle bir hadis-i şerif var. Sahabenin biri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ki ya Resulallah en büyük sadaka hangisidir diyor. Yani mükafatı, hayrı, sevabı en büyük olan sadaka hangisidir diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ente saddaka ve ente sahihun şahihun. Sen diyor sağlıklıyken, malı severken takşel fakra ve teemmülül gina. Fakirlikten korkarken ve zenginlik projeleri yaparken yaptığın iyiliktir diyor. Yani gençlik döneminde yaptığın iyiliktir. Çünkü gençlik döneminde çalışıyorsun, mal biriktirme sevdan var, zengin olman sevdan var. O zaman yaptığın iyilik mükafatı en büyük olan iyiliktir. Devamında da Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle diyor. Ve la tumhil hatta iza balagatil hulqum. İyilik yapmayı diyor erteleme. Öyle ki can boğaza dayanır. Yani ölüm vakti gelir, evet. Ölüm alametleri, belirtileri baş gösterir. Sen dersin ki, قُلْتَ لِفُلَانٍ keza, وَلِفُلَانٍ keza. Varislerine diyorsun, çocuklarına ya da eşine, yakınlarına. İşte ben öldükten sonra falankese şu kadar mal verin, falankese şu kadar mal verin. Halbuki diyor, وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. Artık o mal senin değildir ki. Mal başkasının olmuştur. Yani varisin olmuştur. Dolayısıyla bir müminin kendi eliyle vereceği bir lira, gençken, hayattayken, daha zenginlik projesi yaparken vereceği bir lira, sekerat halinde vereceği bin liradan ya da ölümden sonra vereceği bir liradan daha çok üstündür, çok daha kıymetlidir. Buna da dikkat etmek lazımdır. Peki hocam, bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor hocam. Reklamdan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci reklamdan sonra devam edecek inşallah. Bizden ayrılmayın.
çekir onu. Termon terton kulonu. Şeriat, şeriat. Derman terton kulonu. Erkot bendez nezonu. Şeriat, hüküm tüyün firaşı. Derman tamam niveşi. Şeriat, şeriat. Hüküm tüyün firaşı. Derman tamam niveşi. Şeriat, asker tüpür dindari. Pür karşı zulüm kari. Şeriat, şeriat. Tu çiçek ve sari. Ana yasa ve mari. Ah, şeriat, şeriat. Ahmed el-Mustafa, Seyyid el-Mustafa.
Evet kıymetli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Kavuşturan Rabbimize binlerce kez hamdolsun. Kıymetli konuğum Kayapınar vaizi Hüseyin İnci hocam ile birlikte müminlerin özelliklerini konuşuyoruz ve Furkan suresinin son ayetlerini işliyorduk, değerlendiriyorduk hocam. Buyurun, kaldığımız yerden devam edebiliriz değil mi hocam? Devam edelim. Gerçi inşallah fazla bir süremiz de kalmadı. Bir 10 dakika mı diyesek, 12 dakika gibi bir süremiz var. Nasıl i̇nşallah sığdıracağız biz de bilmiyoruz. Özetlemeye çalışacağız inşallah. Peki buyurun hocam. Evet. Yani ayetlerin devamında وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ deniliyor. Yani müminlerin bir özelliği de Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Yani bugün bakıyoruz, insanlar basit gerekçelerle, basit sebeplerle birbirini öldürüyorlar. Bu Müslümana yakışmaz. Çünkü başka ayetlerde de bir canı öldürenin tüm canları öldürdüğü ifade ediliyor. Başka bir ayette de bir insana kıyanın, bir cana kıyanın ebedi cehennemde kalacağı ifade ediliyor. Mümin insan, ahirete iman etmiş olan insan bunu düşünerek böyle basit gerekçelerle başkasının canına kıymamalıdır. Evet. Diğer taraftan وَلَا يَزْنُونَ mümin zina da etmez. Bakın Allah-u Teala başka ayette de diyor zinaya yaklaşmayın. Çünkü zina diyor büyük bir ahlaksızlıktır, kötü bir yoldur. Fakat gerek cinayet konusunda gerekse de zina konusunda maalesef kimi medya organları teşvik edebilmektedir. Yani film, adeta o yolu açıyorlar. Evet. Görüntülerle, reklamlarla veya filmlerle, dizilerle falan resmen o yolu insanlara evet açıyorlar. Öyle yani özellikle gençlere sevdiriliyor, teşvik ediliyor. Bu açıdan toplumun faydasını, toplumun maslahatını düşünen başta alimler olmak üzere yetkililerin bu işe el atması lazım ve bir takım düzenlemeler yapması lazım. Yoksa kendi neslimizi, kendi çocuklarımızı, kendi filmlerimizle, kendi dizilerimizle, kendi televizyonlarımızla bozuyoruz. Bu da Müslümana, mümine yakışmaz. Mümin dediğimiz gibi gerek basit sebeplerden haksız bir şekilde cana kıymayacak, zina da etmeyecek ve yetkililer de vazifesini yaparak bu tür teşvik yapan şeylere, dizilere, filmlere el atması lazım. Buna bir çeki düzen vermesi lazım. Evet. Yoksa toplumun gidişatından, kötü gidişatından bahsetmemiz bize bir fayda sağlamayacaktır. Yani kimin ağzı açılsa toplumun kötü gidişatından bahsediliyor. Karamsar bir tablo çiziliyor. Artık bugün İslam yaşanmıyor, din yaşanmıyor. İnsanlar artık tamamen dünyaperest olmuştur deniliyor. Bu manada çözüm de öğretmek lazım. Başta alimlerin ilimleriyle bu konuda insanları aydınlatması lazım, bilgilendirmesi lazım. Yetkililerin de bir takım düzenlemeler yapması lazım. Gerekiyor. Bize de sanki biraz görev düşüyor. Örfümüze, adetimize, geleneğimize, kültürümüze, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize yakışır. Yani bize ve ecdadımıza yakışır bir etkinlik ortaya koymamız gerekiyor. Diziler ortaya koymamız evet gerekiyor. Yeri geldiğinde sinemalar ortaya koymamız gerekiyor ki evet nesli o minvalde, o yola kanalize edebilelim. Yani evet hak yola, İslam yoluna, Kur'an yoluna biraz şöyle diyelim, müminlerin özelliklerini sayıyoruz ya, evet, bu yola kanalize edebilelim diye. Tabii o işin en üst zirvesidir aslında, yapılabilse en güzelidir. Yani kendi filmlerimizi yapabilsek, kendi dizilerimizi anlatabilsek, böyle dinimizi anlatacak, kültürümüzü anlatacak, güzel ahlakı anlatacak ya, filmler yapabilsek en güzelidir. İnşallah o da olacaktır. İnşallah hocam. Tembelimiz o yöndedir. Yani müminin yine Furkan suresinde anlatılan bir özelliği de la yeşhedûne zûr. Yalan yere şahitlikte bulunmazlar. Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman yalan çirkin bir şey olduğu için kimse durup dururken yalan söylemez. Ya da durup dururken yalan yere şahitlikte de bulunmaz. Fakat bazen meseleler oluyor, davalar oluyor. Doğru konuştuğumuz zaman o mesele aleyhimize olabiliyor. Dünyalık olarak zarar edebiliyoruz. İşte o noktada kendimizi kontrol edemeyip yalana başvurabiliyoruz ya da yalan yere şahitlikte bulunabiliyoruz. Yani tabiri caizse dünya için, dünya malı için, dünya makamı için ahiretimizi satabiliyoruz. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor bir hadislerinde. Diyor ki bazen siz bir meselenin çözümü için bana başvurursunuz. Haksız olan kişi haksız olmasına rağmen kendisini güzel ifade edebilir. Ve o şekilde benim katımda insan olmam hasebiyle kendisini haklı çıkarabilir. Ve kardeşinin malını o şekilde gasp edebilir. Diyor kim böyle yaparsa, yani yalanla,
yalan yere şahitlikle, kendini güzel ifade etmekle Müslüman kardeşinin malına göz dikerse, alırsa, diyor, o kendisi için cehennemden bir parça olacaktır. Ateşten bir parça olacaktır. Bundan sakının, diyor. İşte maalesef bugün görüyoruz ki insanlarımız dünyalık bir takım menfaatler elde etmek için gerekirse avukat da tutuyor, mahkemeye de başvuruyor. Haksız olduğunu bile bile kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor ve hatta çevresini, akrabalarını, dostlarını kendisine bazen şahit olarak da istiyor. Yani o yalana ortak ediyor. Ortak olmanı istiyor. Hatta bazen sorular soruluyor. Telefon açılıyor hoca olmamız hasebiyle. İşte falankese şahitlik yaparsam olur mu olmaz mı diye. Yani kişi kendi vicdanına dayanacak. Eğer şahitlik yaptığı konuda haklıysan, hakkı savunmak için şahitlikte yapıyorsan hiçbir problem yok. Evet. Ama yalan yere şahitlikte bulunuyorsan bu hem yalandır hem kul hakkıdır. Bunun vebali de büyük olur. Ve mümine, ahirete iman eden insana da yakışmaz. Devam edersek diğer bir özellik de mümin, diyor, ayetlere, Kur'an'a kör ve sağır kesilmez. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَانَ. Yani kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman kör ve sağır kesilmezler. Yani ben görmedim, işitmedim demezler. Bilakis ayet okunduğu zaman, bir şey söylendiği zaman der ki bu bana söylüyor. Bakın ben bazen sohbetlerimden önce şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'den bir emir aktarıldığı zaman biz diyeceğiz ki bu bana söylüyor. Allah bana emrediyor. Diyelim ki konumuz namaz. Diyeceğiz ki Allah bana namazı emrediyor. Konumuz oruç. Diyeceğiz ki Allah-u Teala bana hitap edip orucu farz kılıyor. Diğer taraftan Allah içki haram kılmışsa bana haram kılmış. Kumarı haram kılmışsa bana haram kılmış. Faizi haram kılmışsa bana haram kılmış. Yani bu şekilde biz kendimizi Kur'an'ın muhatabı göreceğiz. Yoksa ben duymadım, işitmedim, haberim yoktu deyip bahane üretemeyiz. Mümin böyle değildir. Yine Müminun suresinde de diyor ki ayetler okunduğu zaman müminlerin imanı artar. Bakın ayet okunduğu zaman, Kur'an'dan bir şey hatırlatıldığı zaman kalbimizde bir titreşim oluyorsa, etkileniyorsak, duygulanıyorsak demek ki kalbimizde hala iman kıvılcımları var. Fakat Kur'an ayetleri okunuyor, bir takım şey, uyarılar yapılıyor. Buna rağmen biz duymamazlıktan geliyorsak imanımızda problem var demektir. Kendimizi kontrol etmemiz lazımdır. Evet hocam. Bilmiyorum kaç dakikamız kaldı? Yaklaşık bir 5 dakika gibi bir süremiz var hocam. Evet. Yani bu ayeti bitirebiliriz sanki, bu süreyi bitirebiliriz inşallah. O zaman son olarak şunları ifade edelim. Yani evet, müminlerin özelliklerinden bahsettik. Müminde olması gereken özelliklerden bahsettik. Biz Ramazan ayı içerisindeyiz. Şunu sorsam peki, evet, bu özellikler ile Ramazan'ı biz kıyaslarsak, daha doğrusu ilişkilendirirsek, evet, nasıl bir ifade ortaya çıkar? Evet. Şimdi dikkat ederseniz bir şeyden başladık. Yani insanın kibirli olmaması gerektiğinden bahsettik. Müminin kibirli olmamasından bahsettik. Aslında oruç insanın kibrini kırıyor. İnsana haddini bildiriyor. Çünkü acıkıyor, susuyor, önünde su var, yemek var, yiyemiyor. Ve haddini bilmiş oluyor. Bu şekilde Ramazan ayında aslında insanın kibri kırılmış oluyor. Devamında dedi ki mümin gece ibadetine kalkar. Ramazan gece ibadetine kalkış için bir başlangıçtır. Zaten sahura kalkıyoruz. Kalktığımız zaman iki rekat sünnet kılarsak, duamızı edersek inşallah bu güzel adetimizi Ramazan'dan sonra da devam ettiririz. Yine infaktan bahsettik. Müslümanın infak etmesi gerektiğinden bahsettik. Yani yaşlanmadan, daha genç yaştayken infak etmesinden bahsettik. Zaten Ramazan ayı infak ayının için bir zirvedir. Müslümanlar infaklarını, yardımlarını Ramazan ayında yapıyor. Bizler de bu bilinçle inşallah başta zekatlarımız olmak üzere, fitrelerimiz olmak üzere ihtiyaç sahiplerine en güzel bir şekilde ulaştırmamız lazım. Yine dedi ki Müslüman İşte Allah'ın haram kıldığı cana kıymaz, zina etmez. Bakıyoruz ki toplumumuzda gerçekten bu günahlar Ramazan ayında azalıyor. Yani istatistiklere göre, araştırmalara göre Ramazan ayında suç işleme oranı düşüyor. Bu da Müslümanlar açısından takdir edilmesi gereken bir husustur. O da Ramazan'ın bir bereketi. Ramazan'ın bir bereketi. Diğer taraftan bu ayda aslında dedik ya, Kur'an okunduğu zaman, ayetler hatırlatıldığı zaman iman artar.
Evet. İşte Kur'an'a yoğunlaşırsak, gerek Kur'an okunmasına, gerekse de tefsirine, yorumuna odaklanırsak, İnşallah imanımız da artmış olacaktır. İnşallah hocam. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık inşallah. Çok güzel tarif ettiniz bizlere. İhya ettiniz. Bizi de kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun. Sağ Sizden olun. De teşekkür ederim. Eyvallah. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevincimiz burada nihayete erdi. Yarın farklı bir konu ve farklı bir konuk ile tekrar karşınızda olacağız inşallah. Efendim sağlıcakla kalın. Hep mutlu kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. محمد شئ والحتى أهبل صلوات لمحمد صلوات لمحمد بقاسي مهلوقة جمالا موجودة تعيد عرفة صلوات لمحمد تعيد عرفة صلوات لمحمد صلوات محمد يا أحد يا صمد صلوا على محمد يا أحد يا صمد صلوا على محمد صلوا على محمد قاسی بلی دارا قاسی رنگ بوهارا دشت و باجر گیهارا سلوات سر محمد دشت و باجر گیهارا سلوات سر محمد سلوات سر محمد بی قاسی آوا بهرا ارد و عزمان و عورا قاسی هر عصر و تورا صلوات لمحمد قاسي العسل ودورا صلوات لمحمد صلوات لمحمد يا أحد يا صمد صلوا على محمد يا أحد يا صمد صلوا على محمد صلوا على محمد برو برهانی قاسی نورا برهانی صلوات لمحمد قاسی نورا برهانی صلوات لمحمد صلوات لمحمد قاسی حوده کوسره متنه کله هر تره حتی روشا مشره صلوات لمحمد حتی روشا محشری صلوات لمحمد صلوات لمحمد یا احد یا صمد صلوا على محمد یا احد یا صمد صلوا على محمد صلوا على محمد یا احد یا صمد صلوا على محمد يا أحد يا صمد صلوا على محمد صلوا على محمد اللهم صل على محمد